Apar ekranlarından bir kez daha günaydınlar, iyi sabahlar. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Seans öncesiyle karşınızdayız. Piyasalara dair önemli gelişmeleri aktaracağız ki haftanın 4. işlem günündeyiz. Önemli gelişmeler var. O gelişmeleri canlı bağlantılarla değerlendireceğiz. Beklentileri ve yorumları alacağız. Ama onun öncesinde günün sıcak gelişmeleriyle başlayalım. İlk satır başlığımızda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak var. Malum koronavirüsün etkilerini arttırmasıyla beraber hem merkez bankalarından hem de hükümetten tedbirler, önlemler geliyor. İşte o tedbirlere ilişkin de önemli değerlendirmeleri var. O değerlendirmeler de grafik halinde ekranlarınıza geliyor. Bakalım içeriğine. Salgınla mücadele için devlet olarak tüm destekleri sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz vurgusunu yaptı ve aynı zamanda salgının neden olduğu ekonomik tahribatla da sonuna kadar mücadele edeceğiz vurgusunu yaptı konuşmasında. Salgın tehdidi ortadan kalkınca küresel ekonomide yepyeni bir dönem başlayacak dedi ve üretime de değindi. Üretimi, altyapımızı ayakta, sanayimizi canlı tutacağız. Önceliğimiz vatandaşlarımızın gelirlerinin korunması ve kayıplarının telafi edilmesi oldu dedi. Bununla beraber 1000 liralık yapılan nakdi yardıma değindi. Bunu arttırmak için elimizden geleni yapacağız ve işverenlere seslendi. İşçi çıkarmayın dedi. Kısa çalışma ödeneğine başvurun dedi. İşte Hazine ve Maliye Bakanı yapmış olduğu açıklamaların kısaca satır başlıkları bu şekildeydi. Şimdi ise gelin o açıklamalara kulak verelim. Bu salgından, bu badireden çok daha güçlenerek çıkacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Salgının küresel ekonomideki etkilerine vurgu yaptı. Bu saldırıdan çok daha güçlenerek çıkacağız dedi. Salgın tehdidi ortadan kalktığı anda küresel ekonomide yepyeni bir dönemin başlayacağını çok iyi biliyoruz. İşsizlikle mücadele edeceğiz. Vatandaşlarımızı fert fert, birey birey güçlü tutacağız. Üretim altyapımızı ayakta tutacağız, sanayimizi canlı tutacağız. Sağlam finans sektörümüz, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemimiz ve güçlü sağlık altyapımızda dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumdayız. Devlet olarak gereken tüm destekleri milletimizin, sizlerin emrine sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz. Bakan Albayrak, devletin dar gelirliler için yaptığı yardımlara da değindi. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu kapsamda özellikle nakdi yardım miktarını arttırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamı daha da genişletmek için. Albayrak firmalara işçi çıkarmamaları konusunda çağrıda bulundu. Kısmi çalışma ödeneği kapsamında tüm firmalarımız buraya başvurabilir. Ancak firmalarımız lütfen işçi çıkarmak ya da çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmak yerine kısmi çalışma, kısa çalışma ödeneğine başvurusun. Böylece vatandaşlarımızın maaş almaya devam etmesini sağlayalım. KOBİ'lerimizden de çalışanlarının maaşlarının büyük kısmını yine devletimizin karşılaması için kısa çalışma ödeneğine başvurmalarını hasreten rica ediyorum. Bakan Albayrak, salgının neden olduğu tahribatla sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti. Gerek işsizlik fonumuzun sağlam bilançosu, gerek ekonomi yönetimimizdeki kurumlarımızın ellerindeki araçlar, sürecin uzaması durumuna karşı da güçlü duruşumuzun sürmesi için önemli bir destek sağlayacaktır. Devletimizin hazinesi de, imkanları da, sağlık ve sosyal güvenlik altyapısı da fazlasıyla güçlüdür, yeterlidir. Günün sıcak gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz ama onun öncesinde bir rakamlara bakalım. Piyasalardaki son durum geldi ekranlarınıza. BIST endeksi ile başlayacağız. Borsa İstanbul'da BIST endeksi dün %0.62'lik düşüşte 89.085 puan seviyesinde tamamladı. Birazdan haftalık grafiğine detaylı olarak bakacağız. Hemen kur tarafına bakalım. Dolar TL tarafında 6.70.91 seviyesini takip ediyoruz. Euro TL tarafında ise %0.09'luk düşüşte yatay negatif seyir var. Ve Euro Dolar paritesine baktığımızda bu tarafta %0.19'luk düşüş söz konusu. 1.0942 seviyesinde işlem görüyor. Zaman zaman 1.10 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışsa da parite bunda başarılı olamıyor. Dolar endeksine baktığımızda ise 100 seviyesinin hemen altında, 98 seviyesinin hemen üzerinde konumlanmış durumda. %0.03'lük bir düşüşü var ve sepet kurda 7 seviyesini takip ediyoruz. Haftalık BIST endeksinin grafiğiyle devam edelim. Borsa İstanbul'da BIST endeksi dün haftanın 3. işlem gününe %2'ye yakın kayıpla başladı. Ancak
günün devamında pozitife döndü. Pozitif devamı seyretti. Ancak günün sonuna doğruysa ufak da olsa bir kaybı oldu. Günü de %0.62'lik düşüşte 89.085 puan seviyesinden tamamladı. Haftalık bazda bakmış olduğumuzda en yüksek kapatmış olduğu seviyeyi Mart ayının 26'sında yakaladı. O seviyede 91.527 puan seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Dün gün içerisinde 90.000 seviyesinin üzerindeki seviyeleri de zaman zaman test etti. Bankacılık tarafına bakalım şimdi. Bankacılık tarafıyla devam edelim. O tarafta da bir miktar dün kayıp vardı. 114.671 puan seviyesinden haftanın 3. işlem günü tamamladı. O tarafta da en yüksek kapatmış olduğu seviye haftalık bazda baktığımızda 118.343 puan seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Sınai ile devam edeceğiz. Sınai tarafında BIST endeksi ve BIST bankaya göre daha pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. Dün %0.98'lik yükselişte 109.278 puan seviyesinden günü tamamladı. Haftalık bazda baktığımızda dünkü kapatmış olduğu seviye en yüksek kapatmış olduğu seviye olarak karşımıza çıktı. Tahvil tarafıyla devam edelim. Türkiye tahvilleri geldi ekranlarınıza. 2 yıllıklarda %11.83'lük seviye var. 5 yıllıklar ve 10 yıllıklarda %13.66'lık seviyeyi takip ediyoruz. Tabii koronavirüsünün etkileri endeksler tarafında olduğu kadar altın ve petrol tarafında da gerçekleşiyor. İlk olarak altına bakalım. Altın ons fiyatı gelecek ekranlarınıza. Bu tarafta geçtiğimiz haftadan itibaren 1600 dolar seviyesinin üzerindeki seviyeleri takip etmeye başlamıştık. Ancak dün haftanın 3. işlem gününden itibaren ise baktığımızda 1600 dolar seviyesinin altında kalmaya başladı. Yukarı doğru bir hareketliliği söz konusu olmadı. Bugün baktığımızda yeni günde %0.42'lik bir düşüş var. 1584 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde gördüğü en düşük seviye 1583 dolar seviyesi ve en yüksek tarafa baktığımızda o tarafta da 1596 dolar seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Petrol tarafıyla devam edelim. Brent petrolün varil fiyatı geldi ekranlarımıza. Brent petrolün varil fiyatı 26 dolar 32 sentten işlem görüyor. Bugün yeni günde %6'nın üzerinde kazancı olmasına rağmen gün içerisinde görmüş olduğu en düşük seviye 25 dolar 46 sent seviyesi ve en yüksek seviyeye baktığımızda o tarafta 26 dolar 37 sent seviyesi bizleri karşılıyor. Tabii İlk çeyrek bitti. 2020'lik çeyreğinde Brent petrol tarafında %65'in üzerinde değer kaybının yaşandığını söyleyebiliriz. Amerikan ham petrolüne de bir parantez açacak olursak o tarafta da %70'lik bir kayıp vardı ilk çeyrek için. İşte kısaca rakamlar bu şekildeydi. Küresel piyasalarla devam edeceğiz. İlk olarak ABD vadelilerle başlıyoruz. S&P 500 endeksi gelecek ekranlarınıza. ABD spot piyasalarında dün %4'lerin üzerinde kayıplar vardı. Tabii o taraftan gelen açıklamalar endeksler üzerinde baskı oluşturdu ve negatif bir seyirin oluşmasına sebebiyet verdi diyebiliriz. Vadeli tarafına baktığımızda S&P 500 endeksinde yeni günde kazançlar var. %1.56'lık yükselişte 2486 puan seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde görmüş olduğu en düşük seviye 2459 puan seviyesi ve en yüksek seviyeye baktığımızda o taraftaysa 2489 puan seviyesi karşılıyor bizleri. Esasen en düşük ve en yüksek seviyeye baktığımızda makas biraz dar olduğunu söyleyebiliriz. Nasdaq tarafına bakalım. Nasdaq endeksinde de sabah saatlerinde vadeli tarafta pozitif bir hava vardı. O pozitif hava da devam ediyor. %1.33'lük yükselişte 7537 puan seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde görmüş olduğu en düşük seviye 7468 puan seviyesi ve en yüksek tarafa baktığımızda o tarafta da 7546 puan seviyesi karşılıyor bizleri. ABD tarafında esasen tüketici güven endeksi rakamlarını takip ettik ve 12.6 puan seviyesinde bir düşüş yaşandı. 120 seviyesinde geldi. Bir önceki ayda ise 132.6 seviyesinde geldiğini söyleyebiliriz ve ADP tarım dışı rakamlarını da takip ettik. O tarafta gelen rakamlar da beklenenden daha iyi geldiğini söyleyebiliriz. Şu an koronavirüsünün etkileri gelen rakamlara sirayet etmiş gibi görünmüyor. Yönümüzü yavaş yavaş Avrupa tarafına çevirelim. Avrupa piyasalarında da dün işler hiç yolunda gitmedi. Düşüşle başladı ve günün devamında da düşüşle sürdürdü. Günü de negatif bir şekilde tamamladı. %3'lerin, %4'lerin üzerinde kayıplar vardı. Rakamlarına bakacak olursak Londra borsası %3.83'lük düşüşle 5454 puan seviyesini dün gördü. Frankfurt tarafına baktığımızda o tarafta kayıplar %4'lere yakındı. 9544 puan seviyesinden günü tamamladı. Paris borsası %4.31'lik düşüşte 4206 puan seviyesinde ve Madrid borsası
%3.04'lük düşüşte 6579 puan seviyesinden dün günü tamamladı. Tabii bu hafta PMI rakamlarını genel itibariyle takip ediyorduk. Dün de Avrupa tarafında PMI rakamları gelmeye başladı. Şöyle bir baktığımızda rakamlara İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere tarafında gelen rakamlar, PMI rakamları 50 seviyesinin aşağısına kaldı. Tabii büyüme konusunda PMI rakamlarının önemini oldukça biliyoruz. 50 seviyesinin de önemli olduğunu biliyoruz. 50 seviyesinin aşağısında gelmesi de olumsuz bir tablo oluşturdu. Asya tarafıyla devam edelim. Asya piyasaları yeni güne karışık bir seyirle başlamıştı. Zaman zaman bu karışık seyir pozitife dönse de an itibariyle baktığımızda yine karışık bir seyirin olduğunu söyleyebiliriz. Rakamlarını aktaracak olursak Çin'in Şangay Endeksi %0.11'lik yükselişte 2737 puan seviyesinde işlem görüyor. Çin tarafında da iki gün üst üste PMI rakamlarını takip ettik. Resmi PMI ve Çin'de Kajin imalat PMI rakamları beklenenden daha iyi geldi Avrupa'nın aksine ve 50 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Dün esasen Çin tarafında yine sabah saatlerinde %0.33'lük bir pozitif hava vardı ancak günün devamında negatife dönmüştü. Bugün baktığımızda yine yatay pozitif seyri takip ediyoruz bu saatlerde. Japonya tarafıyla devam edelim. Japonya borsası %0.80'lik düşüşte 17.920 puan seviyesinde işlem görüyor. Hindistan borsasında Çin ve Japonya borsasına karşılaştırdığımızda daha ciddi kayıplar var. Kayıplar %4'ü aşmış durumda. 28.265 puan seviyesinde işlem görüyor. Güney Kore borsası ufak da olsa biraz yükselişe geçmiş durumda. %0.73'lük yükselişte 1697 puan seviyesinde işlem görüyor ve Hong Kong tarafında da az da olsa düşüşler var. %0.09'luk düşüşte 23.065 puan seviyesinde işlem görüyor. Günün sıcak gelişmeleriyle devam ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz" Türkiye'm çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyasına destek yağdı. Sadece 3 günde 552.529.912 lira yardım toplandı. 1.830.000 kişinin SMS'le katıldığı kampanyada toplanan yardımlar bizbizeyeteriz.gov.tr sitesi aracılığıyla günlük olarak şeffaf bir şekilde milletle paylaşılıyor. Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63 kişi artarak 277 olurken toplam vaka sayısı da 15.679'a yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün 81 ile yayıldığını açıkladı. Bakan Koca, ilk kez illere göre ölüm ve vaka sayılarını da açıkladı. İstanbul, 8.882 ile virüsün en çok görüldüğü şehir olarak kayıtlara geçti. Bakan Koca, 601 sağlık çalışanının da virüse yakalandığını söyledi. 65 yaş ve üstü vatandaşların emisyon ölçümü yaptırmak için evden çıkmalarına gerek kalmadı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sokağa çıkmasında sakıncası bulunan kişilerin emisyon ölçümlerinin ertelendiğini duyurdu. Bu arada Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da tıbbi malzeme sağlayan firmaların aidat ödemelerini 15 Haziran'a kadar ötelediklerini açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle imalat PMI son 3 ayda ilk kez 50'nin altını gördü. İmalat PMI Mart'ta 48.1 oldu. Covid-19 salgınının kamu ihale sözleşmelerine etkisine ilişkin genelge resmi gazetede yayımlandı. Genelgede koronavirüsün önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla bazı tedbirlerin alındığı belirtildi. Buna göre yüklenici firmaların Covid-19'dan etkilenme durumları idarelerce onaylandıktan sonra sözleşmelere ilişkin süre uzatımı sağlanması veya feshedilmesi kararı alınabilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il başkanlarıyla video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, toplantı öncesinde yaptığı açılış konuşmasında millete seslendi. Mümkün oldukça evden çıkmayın dedi. Erdoğan ayrıca "Biz bize yeteriz" kampanyasının detaylarını da anlattı. Şimdi ise bu haberimizin detayları geliyor ekranlarınıza. Sosyal hareketliliği ne kadar azaltır, sosyal mesafeyi ne kadar uzatırsak, hastalığın yayılma hızını o derece çabuk kırarız. Bunun için milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan millete seslendi. Gönüllü karantina çağrısını bir kez daha yineledi. Her bir vatandaşımız kendini gönüllü karantinada tutarsa daha ileri tedbirlere gerek kalmaz.
Başkan Erdoğan, AK Parti il başkanlarıyla video konferans yoluyla toplantı yaptı. Erdoğan, Tarabya Huber Köşkü'nde gerçekleşen toplantı öncesinde yaptığı açılış konuşmasında millete seslendi. Biz bize yeteriz kampanyasının detaylarını anlattı. Biz bize yeteriz Türkiye'm sloganıyla bir yardım kampanyası başlattık. Bu kampanyada toplanan paralar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek onlara dağıtılacaktır. Teşkilatlarımızın tamamını bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Ümidimiz acımızdan büyüktür anlayışıyla bu ülkenin her bir ferdine sahip çıkmakta kararlıyız. Esasen bu tür kampanyalarda toplanan meblağlar devlet olarak bizim verdiğimiz desteklerin yanında çok küçük bir tutarı ifade eder. Burada özellikle bir konunun üzerinde durmak istiyorum. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu anda bütün bu kampanyalar sadece devletimizin yani Cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir. Ve bunların takibi İçişleri Bakanlığı, valiliklerimiz ve bunun yanında da yine aynı şekilde Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bunlar vasıtasıyla yürütülmektedir. Erdoğan, kampanyayla ilgili olarak ortaya atılan spekülasyonlara da tepki gösterdi. Birçok spekülasyonlar yapılıyor. Ve bu spekülasyonlarda devletin para toplamaya, devletin işte affedersiniz dilencilik yapmaya yöneldiği gibi çirkin yaklaşımlar. Şu anda devletimizin ülke genelinde yapmış olduğu yatırımlar tüm sağlık teşkilatlarımızla, tüm içişleri teşkilatıyla, jandarmamızla, askerimizle yapmış olduğumuz yatırımlar, atmış olduğumuz adımlar bunlar rakamlarla ifade edilmez. Onun için muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Eğer ağzından çıkanı kulağı duymuyorsa milletimiz vakti saati geldiğinde bunun da cevabını onlara verir. Başkan Erdoğan, İstanbul'da hizmete açılacak olan şehir hastaneleri için de tarih verdi. Dün şehir hastanelerine karşı çıkanlar, şimdi şehir hastanelerinin niye sayısı bu kadar az diye bunu konuşmaya başladılar. İşte bunlar nedenli ufuksuz olduklarını gösteriyor. Biz ise şu anda ardı ardına yeni hastanelerimizi açmanın gayreti içerisindeyiz. Başta İstanbul olmak üzere şu anda şehir hastanelerinin açılışı hamdolsun süratlendi ve bunları da başlattık. Ve Nisan ayının 20'sinde İkitelli'deki şehir hastanemizi açacağız. Mayıs ayının sonunda da onun diğer etaplarını da açmak suretiyle inşallah 2000'i aşkın yatak sayısıyla ve 500'ü aşkın ventilatörle orayı devreye sokacağız. Efendim İş Dünyası milli dayanışma kampanyasına sahip çıktı. A'dan Z'ye birçok kurum ve kuruluş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına destek açıklamalarında bulundu. Yeteriz Türkiye. Türkiye, koronavirüse karşı birlik oldu. İş Dünyası'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına verdiği destek katlanarak artıyor. Vakıfbank, dünyayı saran koronavirüs pandemisiyle mücadele amacıyla başlatılan kampanyaya 50 milyon lira bağışladı. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstün Salih, zor günleri atlatabilmek için üzerlerine düşen ne varsa yapmaya devam edeceklerini söyledi. Bugün de biz bize yeteriz diyerek 83 milyonun omuz omuza vereceğine yürekten inanıyorum dedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben ve kurul üyeleri milli dayanışma kampanyasına 1 ila 3 maaş arasında bağışta bulundu. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kurul üyeleri de milli dayanışma kampanyasına birer maaşlarını bağışladı.
Borsa İstanbul grubu ise milli dayanışma kampanyasına 5 milyon lira destek olma kararı aldı. A Para yayınında konuşan MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kağan, milli dayanışma kampanyasına verecekleri destek için bir üst sınırı olmadığını söyledi. 50 milyon liranın üzerinde destek vereceğiz dedi. Tabii 10 bin üyeniz var, 60 bin şirket. Yani en düşük KOBİ'sinden, orta ölçeklisinden, büyük işletmelerine baktığınız zaman bunlar destek mahiyetinde çok daha fazla olacaktır. Ama 3 bin lira üzerinden 10 bin kişiye hesapladığınız zaman çok ciddi bir para yapıyor. Ama ben şu anda yönetim kurulum ve üyelerimden gelen kampanyaya destek kısmına baktığınız zaman 10 bin lira, 15 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira gibi KOBİ'lerden, büyüklerden 100 bin, milyon bazında da destekler olduğunu görüyoruz. Bugün 3 bin lira üzerinden hesaplandığınızda 10 bin kişi 30 milyon yapar. 5 üzerinden 50 milyon yapar. Yani bunun üst sınırı yok. Milli dayanışma kampanyasına bir destek de BMC Otomotiv'den geldi. BMC Otomotiv kampanyaya 1 milyon liralık destek vereceğini duyurdu. Finansal Kurumlar Birliği de kampanyaya katıldığını duyurdu. Birliğin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda milli dayanışma kampanyasına Finansal Kurumlar Birliği olarak 500 bin lira bağışla katılıyoruz denildi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu da Başkan Erdoğan tarafından başlatılan milli dayanışma kampanyasına katıldı. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, milli dayanışma kampanyasına 20 milyon lira destek vereceklerini bildirdi. Dünyadan haberlerle devam ediyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede COVID-19 salgını ile ilgili durumla ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Türkiye, koronavirüs nedeniyle binlerce insanın hayatını kaybettiği İtalya ve İspanya'ya yardım gönderdi. Türkiye'nin gönderdiği yardımların ulaşmasının ardından her iki ülkeden Türkiye'ye teşekkür mesajları geldi. Koronavirüs salgınının yeni merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bilanço ağırlaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump'sa önümüzde çok zor geçecek iki hafta var. Bu çok acılı iki hafta olacak değerlendirmesinde bulundu. Beyaz Saray sağlık ekibi ise bütün önlemlere rağmen 200 bin Amerikalının ölebileceğini bildirdi. İran'a bakalım şimdi de. İran'da son 24 saatte 138 kişi daha hayatını kaybetti. Koronavirüs kaynaklı ölümler 3036'ya yükseldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptırımları kaldırması için mesaj gönderdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, salgın nedeniyle ülkelerin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en zorlu krizle karşı karşıya olduklarını söyledi. Guterres, virüsle mücadelede dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Avrupa tarafıyla devam edeceğiz. Koronavirüsün etkisi Avrupa'da da kendisini göstermeye devam ediyor. Avrupa'da her gün binlerce kişi hayatını kaybediyor. Salgın kıtada yaşayan Türkler arasında da yayılıyor. Koronavirüs nedeniyle Avrupa'da 108 Türk'ün hayatını kaybettiği bildirildi. Şimdi ise bu haberimizin ayrıntıları geliyor ekranlarınıza. Koronavirüs salgını Avrupa'yı derinden etkiliyor. Salgında vaka sayısı hızla artarken ölümlerin de önüne geçilemiyor. Koronavirüs Avrupa'da yaşayan Türkler arasında da yayılıyor. Şu ana kadar Avrupa'da COVID-19 nedeniyle 100'ün üzerinde Türk'ün hayatını kaybettiği açıklandı. Avrupa'da can kayıplarının en yüksek olduğu ülke İtalya. Ülkede son 24 saatte 727 kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 13 binin üzerine çıktı. İtalya'dan güzel haberler de gelmiyor değil. Yapılan tedaviler sonucu son 24 saatte 1118 koronavirüs hastasının sağlığına kavuştuğu açıklandı. İspanya, koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybı yaşanan ikinci Avrupa ülkesi durumunda. Son rakamlara göre İspanya'da ölü sayısı 9 bini geçti. İspanya'da 22 binden fazla koronavirüs hastası iyileşerek hastaneden taburcu edildi. Fransa'da da koronavirüs tüm şiddetiyle etkili oluyor. Son 24 saatteki rakamlar ülkede bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti. Ve hayatını kaybedenlerin sayısı 4 binin üzerine çıktı. Son rakamlarla Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve İspanya'nın ardından virüsün merkezi Çin'i geride bıraktı.
Fransa'da salgın nedeniyle getirilen serbest dolaşımın sınırlandırılmasını ihlal eden 359 bin kişiye ise para cezası kesildi. Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği İngiltere'de ise sadece bir haftada ölü sayısı 1887 kişi arttı. Son 24 saatte 563 kişinin koronavirüs nedeniyle ölmesiyle birlikte ülkede toplam can kaybı 2350'yi aştı. Hollanda'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 134 artarak 1173'e çıktı. Ölenlerin çoğunun 75 ile 89 yaş aralığında bulunduğu açıklandı. Efendim hazır Avrupa demişken şimdi Londra'ya gidelim. Oradaki gelişmeleri A Para muhabiri Alpaslan Düven anlatacak. Londra'dan bir kez daha merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Euro bölgesi imalat PMI'yi 14. ayında, Almanya'nın imalat PMI'yi ise 15. ayında üst üste daralmasını sürdürdü. Market, Euro bölgesi Mart ayı imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksini açıkladı. Endeks, Mart ayında Şubat ayındaki 49.2'lik seviyesinden 44.5'e geriledi ve bir önceki yılın aynı döneminde 47.5 değerini almıştı. Böylece endeks 14. ayında da üst üste daralmasını sürdürerek 2012 yılının Temmuz ayından beri en düşük seviyesine geriledi. Euro bölgesinde yeni siparişler ve Şubat ayındaki 49.4'lük seviyesinden 18. ayında da azalışını devam ettirerek 37.5'e düştü ve 2009 Mart ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Almanya'nın imalat PMI'yi daralmayı sürdürüyor. BME ve Market tarafından açıklanan Almanya imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayındaki 48 seviyesinden 45.4'e geriledi. Endeks bir önceki senenin aynı ayında 44.1 değerini almıştı. Almanya'nın imalat PMI verisi 15. ayında da art arda daralmayı sürdürüyor. Yeni siparişler ise 18. ayında da art arda daralmaya devam ederek Şubat ayındaki 49.4 seviyesinden 39.9'a düşerek Eylül 2019'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Diğer yandan Avrupa piyasaları koronavirüs salgınının bölge ekonomisine darbe vurmasıyla 2002 yılından beri en kötü performansı kaydetti. Dünkü kapanışta Stock 600 endeksi yılbaşından beri %23.03 düştü. Bu en kötü ilk çeyrek performansı oldu. Endeks 2009 yılının 3. çeyreğinden beri %23.3'lük düşüş gerçekleştirmişti. Diğer yandan Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan salgından en fazla İtalya etkilendi. Ülkede ölenlerin sayısı 12 bini aşarken İspanya'da da ölenlerin sayısı 8 bini aştı. İspanya'da IBEX 35 endeksi Avrupa borsası alarındaki düşüşe %29'luk kayıpla öncülük etti. Bu rakam tarihin en kötü çeyreklik performansı oldu. İtalya'da FTSE MIB endeksi ise %27.5 ile rekor düşüş kaydetti. Fransa borsası CAC 40 ise ilk çeyreğe %26.46, İngiliz FTSE 100 endeksi %24.8, Alman DAX endeksi ise %25 düşüşle tamamladı diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Londra'dan. Efendim günün sıcak gelişmelerini aktardık. Şimdi ise o sıcak gelişmeleri konuşma zamanı. Bugün konuğum Işık FX Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ali Akbulut. Ali Bey hoş geldiniz yayınımıza. Günaydınlar, iyi sabahlar. Günaydın Uğur Bey, nasılsınız? Teşekkürler. Haftanın yeni günündeyiz, dördüncü işlem günündeyiz. Şöyle bir baktığımızda piyasalarda kırmızı bir hava var. Rakamlara bakacak olursak da Euro TL tarafında %0.17'lik bir düşüş takip ediyoruz. Asya piyasalarında düşüş var. Karışık bir seyir olduğunu belirtmekte fayda var. Ve ABD tarafında spot piyasalarına baktığımızda dün %4'lerin üzerinde kayıplar vardı. Bugün vadeli tarafına baktığımızda spota nazaran biraz daha iyi durumda. %1'lere aşkın bir pozitif havayı takip ediyoruz. İlk etapta yeni güne başlarken, haftanın dördüncü işlem gününe başlarken piyasalardaki son durumu nasıl değerlendirirsiniz? Yani aslında şöyle, geçtiğimiz gün sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi ABD vadelilerde %4'ün üzerinde bir değer kaybı söz konusu olmuştu. Bu yeni günde biraz tepki alımlarıyla karşılaşıyor. Ancak genel görünümde özellikle virüs salgınının 900 binin üzerine çıktı küresel tarafta. Burada yaratacağı panik havasıyla beraber tekrar satış yönlü hareketlerin devam edebileceğini söylemek mümkün. Yani buradaki her toparlanma hareketinin acaba tekrar yukarı yönlü bir trend oluşturuyor mu? Ya da
tekrar buradan 2700 seviyelerine doğru özellikle S&P tarafında bir hareket gelir mi gelmez mi soru işaretlerini beraberinde getiriyor ama bunun için erken olduğunu düşünüyorum. Özellikle endeks tarafındaki toparlanma hareketi için biz virüs salgınının tamamen ortadan kalkması gerektiğini düşünüyoruz genel olarak. Bu virüs salgını piyasalarda ki bu hafta genelinde takip ettiğimiz PMI rakamları vardı. Bunlarda özellikle negatif eğilim hala devam etti. Yani buradaki daralma da ister istemez virüsün ekonomi tarafında yaratacağı hasarı bir nevi gösteriyor diyebiliriz. Sadece bunun için biraz erken olduğunu düşünüyorum. Özellikle gelen PMI dataları açıklandıkları tarih aralığı itibariyle tam olarak virüs salgınının Avrupa'da özellikle yayılım gösterdiği bölgede etkisi altına aldığını düşünmüyorum. Bu rakamların aslında teyit amaçlı Nisan rakamlarında, Mayıs rakamlarında daha net göreceğiz ekonomide bırakmış olduğu hasarı. Ki özellikle İtalya'da çok ciddi bir gerileme var. %8.4'lük bir düşüşle 40.3'lere kadar geriledi İtalya PMI rakamları. Yine Çin'de aslında biraz pozitiflik hakim ama ben onun da çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Şubat ayı datasında biz Çin tarafında 35 seviyelerine kadar 35.7 seviyelerine kadar bir gerileme görmüştük. Şimdi bu rakam 52 seviyelerine çıktı. Ancak burada rakamın teyit etmek amaçlı yine Nisan ayında görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu an için zaten piyasa fiyatlamalarında da karmaşa devam ediyor. Tamamen aslında virüs salgınının etkisi fiyatlamalarda ve risk iştahı bu yönde etki altına alıyor. Evet, bu hafta sizin de söylediğiniz gibi PMI haftası. Asya'dan ilk etapta PMI rakamları gelmeye başladı. Dün de Avrupa tarafında PMI rakamlarını takip ettik. Siz biraz değindiniz, birazdan detaylı olarak konuşuruz ama dilerseniz yurt içiyle devam edelim. Şimdi koronavirüsün etkilerinin arttırmasıyla beraber yurt içinde de hükümetin teşvikleri var, tedbir ve önlem paketleri var. Mali ve finans anlamda baktığımızda gelen tedbirleri nasıl değerlendiriyorsunuz, neler söylersiniz? Yani mali tarafta özellikle atılan adamlar istihdam tarafının devam edebilmesini, hasar görmemesi için elinden gelen bütün adımlar atılıyor. Hafta başında da Merkez Bankamızdan açıklama gelmişti bu yönde. Nitekim bu da aslında piyasada ihtiyaç haline gelebilecek likidite problemini ortadan kaldırmaya yönelik bir hamleydi. Gevşemeci politika devam ediyor diyebiliriz. Aslında yeniden başladı diyebiliriz. Burada gevşeme tarafında niceliksel olarak aslında bilanço büyüterek bankalara TL yaratılacak. Niteliksel anlamda ise teminata konu ettiği varlık havuzunu devlet iç borçlanma senedi dışında kağıt kabul ederek en azından bir likidite line'ı oluşturacak. Bu da ister istemez TL tarafında bankaların özellikle likidite sağlamasında kolaylık sağlayacaktır. Diğer taraftan gelen mali teşvikler ise özellikle istihdam tarafında ayakta tutmaya yönelik KOBİ'lerin devamlılığı açısından önemli olacaktır. Orada kredi teşvikleri özellikle önemli KOBİ tarafında. Çünkü genelde bu tarz krizlerde biz daha çok orta ve küçük ölçekli işletmelerin hasar gördüğünü biliyoruz. Yani burada KOBİ'lere atılan bu adımla beraber en azından belki bu hasarı minimize etmekte önemli bir adım olduğunu ve bunun önümüzdeki süreçte pozitif etkisini göreceğimizi düşünüyorum. Evet Ali Bey, rakamları konuşmaya devam edeceğiz ama dilerseniz bir es verelim, bu tedbirlere ilişkin bir yoruma daha yer verelim. Akabinde sohbetimize devam edelim. Efendim, hükümetten önlemler, tedbirler geliyor. Buna ilişkin bir yoruma daha yer vermek istiyorum. Ağpara yayınına konuk olan Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Erhan Hasanoğlu hükümetten gelen önlemleri, destekleri, mali destekleri yorumladı. İzliyoruz. Olağanüstü bir dönemin içindeyiz ve ne kadar süreceği konusunda da tam bir fikrimiz yok. Bazı tahminlerimiz var ama hani belirsizliğin yine yüksek olduğu bir noktadayız. Bu durum aslında kamu sağlığı, hepimizin sağlığı için ekonomik hayatın yavaşlaması da kaçınılmaz. Bunu da yaşıyoruz. Ekonomik hayatın yavaşlaması demek... İş yerleri için, firmalar için, hane halkları için gelir kaybı demek. Ve bunun telafi edilmesi gereken bir süreç. İstihdam kaybının olmaması, işsizlik korkusunun minimum olması, gelir kaybının
o olmaması, olabildiğince olmaması, bir takım ödemelerin ötelenmesi, bazı alacaklardan devletin örneğin vergi vazgeçmesi gibi önlemleri dünyanın her yerinde görüyoruz. Bu noktaların vurgulandığını görüyorum. Yani özellikle gelir kaybına izin vermemeye çalışmak, işini kaybedenlerin durumuyla acilen ilgilenmek ve o istihdamı korumak ya da yeni bir istihdam yaratmak konusunda adım atmak, kısa çalışma ödeneği mekanizmasıyla iş yerlerinin karşılayamadığı bir takım ödemeleri, ücretleri yerine getirmek gibi adımlar aslında gelir ve istihdam kaybını önlemeye ve telafiye yönelik politikalar dünyanın belli başlı ülkelerinde de uygulanıyor. Bizde de bunun olduğunu görüyoruz. Sayın Bakan'ın konuşmasında da yani çıkış noktası olarak, tespit olarak, yapılması gerekenler olarak doğru bir nokta olduğunu düşünüyorum. Tabii Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birisi. Sektörel dağılımı da oldukça geniş. Çok sayıda hem sanayide hem hizmet sektöründe hem tarımda çok sayıda sektöre, işletmeye sahip de bir ülkeyiz. Dolayısıyla açıklanan ve açıklanacak paketlerin büyüklüğü de zaman içerisinde değişim gösterebilir. Ama ben özünde eğer Türkiye şunu net diyorsa ki ben bunun ipucunun olduğunu düşünüyorum. Sayın Bakan'ın konuşmasında da var. Olabildiğince kimsenin işini kaybetmemesi yönünde politikalar oluşturulmaya çalışılacak. Eğer bir kayıp olursa da yeni bir iş bulunana kadar o kayıp telafi edilecek. Özünün bu olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun ipucunu görüyorum. Ama dediğimiz gibi kapsam, Türkiye ekonomisi büyük bir ekonomi olduğu için gerek kaynak olarak gerek süreç olarak dinamik ve sürekli izlenmesi gereken bir dönem. İhtiyatlı yaklaşılması gereken bir dönem. Bu çerçevede genel değerlendirmem. Yani önemli olan işin çıkış ve bakış noktasının doğru olması, bunun olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi para politik. Ali Bey, baktığımızda koronavirüsün etkileriyle beraber hükümetler tedbirlerini alıyor, merkez bankaları da alıyor. Ama ilk çeyrek tablosuna baktığımızda şimdi endekslerde özellikle S&P 200 endeksinde %20'lik bir kaybı takip ettik. Brezilya'da Bovespa endeksinde %36'lık bir kayıp var. Bununla beraber DAX endeksinde %25'lik bir kaybı takip ettik. Japonya'da Nikkei endeksinde de %20'lik bir kayıp vardı. Şöyle bir baktığımızda evet geliyor adımlar, tedbirler ancak endeksler tarafındaki bu düşüşü de engel olunamıyor. Dün biraz önce de zikrettik, ABD tarafında %4'leri 5'leri bulan kayıplar vardı. Biraz Borsa İstanbul özelinde konuşacak olursak, BIST endeksi özellikle son 3 haftadır biraz daha dirayetli duruyor. Esasen dün güne düşüşle başlamıştı. Günün devamında pozitif ayrıştı anlar da oldu. Hatta zaman zaman 90 bin puan seviyesinin üzerine de çıktı. Günü de yatay negatif bir şekilde kapattı. %0.62'lik düşüşte hemen 90 bin puan seviyesinin altında konumlanarak kapattı. İlk etapta borsa tarafında hangi seviyeleri takip edeceğiz? Hangi seviyeleri öngörüyorsunuz? Neler söylersiniz? Yani şöyle, aşağı tarafta özellikle BIST tarafında 88 bin destek noktası şu an için bizim için önemli. Dün nitekim bu seviyenin birazcık üzerinde bir açılış yapmıştık. Yine bu seviyeler önemini koruyor. Olur küresel taraftaki değer kayıplarına BIST 100 de katılırsa burada aşağı tarafta 84 binlere kadar bir hareket söz konusu olabilir. Toparlanma hareketlerinde ise özellikle 90 bin üzerinde kalıcılıklarda 96.500 direnç seviyesi takip edilebilir. Ama genel olarak küresel taraftaki hareketlilikten biraz nem alınıyoruz biz burada. Dün pozitif ayrışmamızın sebebi aslında biraz da sanayi tarafının toparlanmasıydı. Burada şirket bazlı atılan bazı adımlar vardı. Bunun pozitif etkisi ister istemez BIST 100 tarafının da diğer endekslere görece biraz daha düşüş hareketinin sınırlı kalmasına neden oldu. Burada yani küresel çaptaki hareketlilik bizim için biraz daha önemli. Özellikle virüs salgınının bu denli piyasada etkisi olduğu sürece riskten kaçış ve riskten kaçış durumunda özellikle yatırımcılardan ilk elden çıkardıkları ürün hisse tarafı oluyor.
O yüzden bu bazda baktığımızda yani bu düşüş eğilimi devam edebilir. Evet, sizin de söylemiş olduğunuz gibi BIST yüzde biz bunu biraz daha sınırlı görmekteyiz. Yine tekrar aşağıda 88 bin, 84 bin seviyelerine kadar bir geri çekilme de söz konusu olabilir. Ancak elbet yani buradan tekrar bir toparlanma olur. Ama biraz daha biz bu süre zarfında virüs salgını ortadan kalkana kadar biraz daha hareketliliğin sınırlı olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de böyle olacaktır. Hareketliliğin derinleşebilmesi için 84 bin altında kalıcılık sağlaması gerekir. Bunun da biraz daha küresel tarafta virüs salgının nasıl bir yol haritası çıkacak, nasıl bir hasar bırakacak piyasalarda, buna göre aslında evrileceğini söylemek mümkün. Genel olarak BIST yüz tarafında dediğim gibi aşağıda 88 bin destek ve burası geçilirse 84 binlere kadar bir gevşeme söz konusu olabilir önümüzdeki periyotta. Yine bunun dışında yukarı yönlü hareketliliklerde 90 bin üzerinde kalıcılık bizim için önemli olacaktır. Evet, bu hafta baktığımızda aslına bakarsanız önemli verileri takip ediyoruz. Biraz önce siz de zikrettiniz, hem yurt içinde hem Avrupa tarafında hem de Asya tarafında PMI rakamlarını takip ettik. Oraya da geleceğiz ama Avrupa'ya geçmeden önce dilerseniz bir Amerika tarafına geçelim. Çünkü o tarafta da önemli verileri takip ettik. Tüketici güven endeksi açıklandı. Bir önceki aya göre 12.6 puan azaldı ve 120 seviyesinde geldi. Bir önceki aya baktığımızda 132.6 seviyesinde gerçekleşmişti ve 2017 Temmuz'undan beri de en düşük seviyeye gerilediğini söyleyebiliriz ve bununla beraber de ABD tarafında ADP özel sektör istihdamı da açıklandı. O taraftan da baktığımızda biraz daha beklentilerden daha iyi bir tablo oluştu. Bu noktada açıklanan verileri nasıl değerlendirmek gerekir? Koronavirüsünün baktığımızda etkilerini ABD tarafında da ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Hatta vaka sayıları anlamında da orası da dünyada ilk sırada yer alıyor. 200 bini artık aşmış durumda ve o taraftan gelen açıklamaları da takip ediyoruz. Ne dersiniz gelen rakamlar hakkında? Baktığımızda şu an etkiler artık yavaş yavaş sirayet etmeye başladı mı, yoksa önümüzdeki haftalarda açıklanacak olan rakamlara daha fazla mı sirayet edecek? Ben biraz daha Nisan ayı rakamlarının takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Ocak ayında özellikle ADP istihdam verisinde 12 Mart'a kadar alınan bir veri akışı söz konusu. Aslında Amerika'da da 12 Mart'tan sonra biraz daha yayılım hızını arttırdığı görülmekte. Yani bu noktada aslında veriler şu anki dönemde ABD tarafında olsun, Avrupa tarafında olsun, aslında küresel tarafta gelen veri akışlarının biraz daha kısmen etkilendiğini söylemek mümkün. Nisan ayı ve Mayıs ayında aslında biz özellikle PMI datalarında, istihdam datalarında piyasalarda bıraktığı hasarı biraz daha tespit etme noktasında elimiz daha da güçlenecek. En azından hasarı tespit edebilirsek, küresel taraftaki bütün ekonomiler için söylüyorum, en azından tedbir paketleri, ekstra önlemler bu şekilde daha kolay alınabilir. Çünkü bir bilinmezlikle savaşıyoruz şu an için. Tüm merkez bankaları şu an için piyasalarda tamamen likidite akışını sağlamaya yönelik adımlar atıyor. Burada sadece tek sorun şu an için likitte de bir problem yaşanmaması. Yani bu yönde adımlar atıldığı sürece bu bilinmezlik sürecini sınırlı atlatılacağını düşünüyorum. Ama virüs salgını nasıl bir haritaya, nasıl bir yol haritasına çıkacak, etkileri nasıl olacak, bunu zamanla göreceğiz Uğur Bey. Peki, açıklamaları takip ediyoruz. Şimdi ABD tarafında son olarak ABD Başkanı Donald Trump'tan 200 bin ölümle bu virüsü atlatırsak bir başarı sağlamış olacağız açıklaması geldi. Tabii Kongre tarafından da buna benzer açıklamaları takip ettik. Bu noktada dün endekslerde spot tarafında da %4'leri %5'leri bulan kayıplar yaşadı dedik. Vadeli tarafına baktığımızda haftanın 4. işlem gününde biraz daha pozitif bir hava var. Bu taraftaki pozitif havayı nereye yormamız gerekiyor? Bunun sebebi nedir? Aslında bunun için biraz da tepki alımları diyebiliriz. Şimdi bu geçtiğimiz dönemde küresel tarafta kriz haline gelmiş. Aslında iki tane büyük kriz yaşadık biz. 2002 krizinde özellikle borsalarda biz iki dip görmüştük. İkinci dipten sonra bir toparlanma eğilimi olmuştu. 2008 mortgage krizinde ise yine iki dip yaptıktan sonra tekrar toparlanma yaşanmıştı. Şimdi geçtiğimiz haftalarda yaşanan negatif eğilim aslında dip seviyesini, birinci dip seviyesini oluşturdu.
Şimdi tekrar bu hareketlilik aşağı yönü aslında devam ediyor diyebiliriz. Yalnız daha önceki yaşanan krizler özellikle finans piyasasında oluşan hatalar, eksiklikler olduğu için bunun likidite sağlayarak bu problemi atlatmıştık biz o dönemlerde. Ancak burada bir bilinmezlikle devam ettiği için burada aslında her düşüşte aslında yatırımcılar biraz daha kısa vade trade amaçlı kullanıyor diyebiliriz. Bu düşüşleri tepki alım olarak kullanıyor ve tepki alımları hareketliliğin de aslında biraz daha sınırlı olduğunu görüyoruz yine S&P 500 tarafında. Orada özellikle 2500 seviyesinin üzerinde tutunmakta zorlanan bir harita, bir fiyatlama görüyoruz aslında. Daha çok aşağı yönlü hareketliliğini bu süre zarfında devam ettireceğini düşünüyorum. Peki Asya'ya dönecek olursak, yeni güne Asya piyasaları başladı. Çin'in Şangay Endeksine baktığımızda, biraz önce baktığımızda yatay pozitif seyir vardı. Ufak da olsa bir kazanç vardı ama piyasaya baktığımızda genel itibariyle Asya tarafında karışık bir seyir var. Bu noktada biraz önce siz de zikrettiniz. Çin tarafında imalat PMI rakamlarını da takip ettik. Ufak da olsa değindiniz. Tabii akıllara 50 seviyesinin üzerinde gelmesi hemen Çin krizi atlattı mı sorusunu beraberinde getiriyor. Çünkü o tarafa baktığımızda da artık vaka sayıları açıklanmıyor lokasyon olarak. Sadece az da olsa dış kaynaklı vaka sayılarının olduğunu biliyoruz ve o tarafta da hayatın normale döndüğünü takip ediyoruz. Yani umarız ki bu problem Çin'de en azından bir an önce son bulur ve normal hayata dönerler ya da gelen haberler doğrudur. Biz burada aslında sadece PMI datalısının alt kalemlerine baktığımızda şunu görüyoruz. Aslında biraz daha iç talep yoğunluklu bir artış gördük. 50 seviyesi, 52 seviyesinin ben çok sağlıklı olduğunu özellikle düşünmüyorum. Dediğim gibi Nisan ayı datasını görmekte fayda var. Yani şöyle bir artı tarafı da var Çin'in. Virüse yakalanan ilk ülke olduğu için tabii ki bu virüsten de kurtulacak ve arınacak ilk ülkedir. Ve toparlanma hızı da diğer ülkelere görece daha hızlı olması muhtemel olacaktır. Yani şu an için aslında virüs salgınından ziyade biraz da ekonomik toparlanma, özellikle tedarik zincirlerinin ayakta tutulmasına yönelik ki bu yönde Çin Merkez Bankası ve hükümeti de radikal kararlar aldı. İlk başta pandemiyi durdurmak için en azından sokağa çıkma yasağı ve buna nispeten mali politikalarda atılan adımlar oldukça sertti. Bunun etkisinde Çin tarafında aslında bu dönem sonrasında da görmemiz muhtemeldir ama sadece PMI rakamları özelinde bakacak olursak konuya bu en azından Nisan rakamlarında görmekte fayda vardır. Çünkü bu rakamlar tam doğru veri aralığında olduğunu düşünmüyorum çünkü. Önümüzdeki periyotta biz hasar tespitini daha net yapabileceğiz pozisyona geleceğiz aslında. Şu an için Asya tarafında biraz daha karmaşa hakim. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi Hindistan'da değer kayıpları %4'lerin üzerinde, Japonya'da %1,5'ların üzerinde. En azından buradaki genel periyodun etkisi aslında Çin'de var. Çin'de de aslında bir pozitiflik vardı ama o da negatife dönmeye yakındır. Bu da ister istemez ekonomik çarklarının dönmesiyle alakalı. PMI rakamları iç taleple beraber biraz daha toparlandı ama şimdi daha çok baktığımızda ticaret kanallarına bakıyoruz. Avrupa tarafı, ABD tarafı var. Avrupa şu anda tamamen bölgesel olarak bir karantina uygulanıyor aslında. Şu an ticarete bırakın sağlık konusunda atılacak adımlar yönünde özellikle bir çaba içerisinde. Bana kalırsa ticareti ikinci plana atacak Avrupa bundan sonraki süreçte. ABD de o şekilde devam ediyor. Burada Çin'deki daralma ister istemez söz konusu olacaktır ama ne kadar az bir hasarla atlatırsa en azından piyasalara da bu şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Evet, sizin de söylediğiniz gibi zaten dün Çin tarafında yatay pozitif bir seyir vardı sabah saatlerinde. Günün devamında negatife döndü görünüm. Bugün baktığımızda yine aynı şekilde dünkü gibi yatay pozitif bir seyir takip ediyoruz. Günün devamında tabii nasıl bir şekil alacağını takip edeceğiz. Evet, endekslerdeki düşüşleri takip ediyoruz. Ancak petrole de bir parantez açmak gerekiyor. Şimdi ilk çeyreğe baktığımızda Brent petrol tarafında %65'in üzerinde kayıp yaşandığını görüyoruz. Ve Amerikan ham petrol tarafında da
bu kayıpların %70'leri bulduğunu söyleyebiliriz. Tabii haber akışlarına baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Vladimir Putin'le olan görüşmesini de biliyoruz. Petrol krizine ilişkin. Bu tarafta peki neleri takip edeceğiz? Uzun zamandır da artık 30 dolar seviyesinin aşağısındaki seviyeleri de takip ediyoruz. Bugün her ne kadar %6'nın üzerinde, hatta %8'in üzerinde de kazançları olsa hala 26 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu tarafta hangi haber akışlarını takip edeceğiz? Çünkü baktığımızda tek haneler de telaffuz edilmeye başlandı Brent petrol cephesinde. Yani burada aslında yine önemli nokta ilk etapta Rusya ile Suudi Arabistan arasında bir anlaşma olmasına yönelik haber akışları bekleyeceğiz biz, ama burada bir anlaşma çıksa bile hareketlilik sınırlı olabilir. Sadece 30-35 bandına tekrar çıkış hareketi gelebilir. Özellikle virüs salgını burada petrole olan talebi ister istemez azaltacaktır. Üretim tarafında yani Çin merkezde özellikle yaşanacak kayıplar ister istemez üretim tarafında büyük bir etki yaratacaktır. Avrupa tarafı yine az önce söylediğimiz gibi genel olarak bir karantina altında. En büyük üretim yerlerinden bir tanesi Almanya, İtalya. Hani buralarda vaka sayıları oldukça yüksek ve karantina önlemleri devam ediyor. Dediğim gibi üretimi biraz da ikinci planda tutuyor şimdi bu tarz ülkeler. Bu da ister istemez petrolü olan talebi azaltacaktır. Ve bununla beraber olası bir 20 dolar desteğinin geçmesi halinde yani bu defa aşağı yönlü hareketlilik hız kazanabilir. Ama 20-30 dolar aralığını biz hala takip ediyor olacağız. Burada ABD Başkanı Donald Trump'ın bir arabulucu görevi üstlendiğini görmekteyiz son gelen haber akışlarıyla beraber. En azından buradan bir anlaşma çıkması belki petrol tarafındaki bir toparlanma hareketini önümüzdeki günlerde getirebilir. Tabii ki bunun etkisi de yine az önce bahsetmiş olduğumuz gibi endeks tarafına da pozitif yansıyabilir. Ama şu an için daha çok 30 baremi önemli. 30 bareminin üzerinde kalıp kalmayacağını takip ediyoruz şu an için. 30 bareminin üzerinde kaldığımız sürece olası bir uzlaşma haberlerinde 35 dolarlarına doğru hareketliliğin rahatlıkla yapılabileceğini düşünüyorum. Ali Bey, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Efendim, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün bizlere Işık FX Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ali Akbul'u teşvik etti. Kendisine katkıları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Saat 11'de görüşmek dileğiyle.